Gençler merhabalar. Ders videomuzun konusu konu tekrar soruları çözeceğiz. 9 sorudan oluşan test soruları çözeceğiz. Hem konu tekrar yapacağız hem de yazılıya hazırlık yapmış olacağız sizlerle. İlk konu başlığımız bölünebilme kuralları. Birinci sorumuzda gençler bir bölme işlemi görüyorum. Olduğuna göre A'nın B türünden değeri soruluyor bana. O halde bölme işleminin sağlaması neydi gençler? Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümü çarpacaktım. Kalanı ekleyecektim. Şöyle bir bölmenin elemanlarını hatırlayalım. Bölünen sayı, bölen, buradaki sayıya bölüm diyorduk ve bu da kalandı. Evet, hemen bölmenin sağlamasını yapalım o halde. Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümü çarpıyorum. Yani 2B artı 3. Kalanı ekliyorum. Zaten bana da A'nın B türünden değeri sorulduğuna göre direkt cevap kendiliğinden çıkmış oluyor. A şıkkıdır diyorum gençler. Devam edelim bakalım. İkinci sorudayız. Bu sefer de iki tane bölme işlemi var. Bakın olduğuna göre diyor A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diyor soru bana. Şimdi burada A B'ye bağlı, B de C'ye bağlı olduğunu görüyorum. Şimdi A'nın küçük olması için B'nin küçük olması gerekir. B'nin de küçük olması C'ye bağlı. O halde önce C'yi küçük seçmem gerekiyor. Bakın C'nin alacağı en küçük değer kalana bağlı. Kalan 1 olduğu için ben C'yi 2 seçsem daha doğru olacaktır. O halde C'yi en küçük değer tam sayı olarak 2 seçiyorum. Peki buradan ne olacaktır B değeri? B değeri 2 çarpı 2 artı 1'den B değerinin 5 olduğunu görüyorum. B gördüğüm yere 5 yazıyorum. Tekrar bölmenin sağlanmasını yaptığım zaman işte 5 ile 2'yi çarpı 3 ekle. Hemen 5 çarpı 2 3'ten cevabın D şıkkındaki 13 olduğunu görüyorum. Yani birinci ve ikinci sorular tamamen bölmenin sağlamasıyla ilgili sorulardı. Devam ediyoruz. Bakın bu üçüncü soruda da bölünebilme kurallarını hatırlamamız gerekiyor. 3 ile bölünebilme kuralı neydi gençler? 3 ile bölünebilme kuralında rakamlar toplamına bakacağım. Ne diyor? Bölümünden elde edilen kalan 1'miş. Bu önemli. O zaman A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diyor soru bana. Hemen rakamları toplamını yazıyorum. 3 artı A artı 3 artı 2. O da eşittir 3K artı 1 yazıyorum. Bu önemli. Bakın neden önemli 3K artı 1? Kalan 1 olduğu için bu şekilde yazıyorum. Eğer kalan burada 1 değil de 2 dese burayı da 2 olarak yazmış olacaktım. Veya 3 ile tam bölünüyor dese direkt 3K'ya eşitleyecektim. Burası önemli. Buradaki sayıları toplayacak olursak 3 ile 3'ü topladım. 6, 2 daha 8. 1'i bu tarafa attım. 7 olacaktır. Yani şöyle düzenleyecek olursam 7 artı A eşittir 3K. 3'ün katı olan bir sayı söz konusu. Burada tabi A rakam olduğuna göre şöyle bir rakamları tek tek yerine yazacak olsak sıfırdan başlayarak en küçük 2 gelebilir. Böylelikle 7 artı 2'den 9 3'ün katı olur. Bundan sonrakilere hep 3 ilave edeceğim. 2'ye 3 ilave ettim 5. 3 ilave ettim 8. 3'e ilave edersem 11 olur. 11 de rakam değil. Doğal olarak A'nın alabileceği rakamlar ortaya çıktı. 2, 5, 8 ve bunların toplamı soruluyor bana. O zaman 2, 8, 15 daha 15. Yani aranan cevap D şıkkında var gençler. Devam edelim. 4 numaralı sorudayım. 4 basamaklı sayı verilmiş. 4 ile tam bölünebildiğine göre. Burası önemli. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor soru bana. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralını hatırlayalım. 4 ile bölünebilme kuralında sayının birler ve onlar basamağına bakacağım. Sadece A ile 2 benim için önemli. 86'nın ilgisi yok. O halde ne yapacağım? A ve 2'yi şöyle bir inceleyeceğim. A'nın yerine rakam gelmesi gerekiyor değil mi? Şimdi A'nın yerine ne gelebilir? Şimdi 0 yazsam 0,2 olur mu? Tabii ki olmaz. 1 olur. 12. 4'ün katı 1'i alacağım. Bakın 2 yazıyorum 22 olmaz. 3 yazıyorum olur 32 olur. Yine buradan 4 yazıyorum olmuyor. 42 ama 5 yazıyorum 52. 4'ün katı oluyor. Anlaşıldığı üzere tek rakamlar geliyor. 1, 3, 5. Bu durumda 7 de olur. 9 da olur. Benden A'nın alabilecek kaç farklı değer vardır diyordu değil mi soru? Rakamlar farklı demiyor. O halde evet o zaman 5 farklı rakam vardır diyebiliriz. D şıkkı doğrudur. Devam edelim. 5 numaralı sorudayız. 4 basamaklı bu sayı 2 ve 3 ile tam bölünebiliyormuş. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı soruluyor bana gençler. Şimdi 2 ile bölünebiliyorsa bir kere A çift rakam olmalı. Yani 0 olabilir, 2 olabilir, A'nın yerine 2 gelebilir, 4 gelebilir, 6 gelebilir, 8 gelebilir. Yani 2'ye bölmesi için birler basamağı çift rakam olması gerekiyor. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralını inceleyelim. Bu durumda rakamlar toplamına bakacağım. Hemen 2 artı 3 artı 5, şunu güzel yazalım, artı A ve 3 kat. Topladığımda 2, 3, 5, 10, yani 10 artı A 3'ün katı olsun. Bu durumda A'nın yerine şöyle bir düşünelim. Rakam olacağı için değil mi? 0, zaten şunlara bakıyorum. Şunlardan birini yazayım. 0 olsa olmaz. 2 olabilir. 12 3'ün katı. 4 olsa 14 olmaz. 16 da olmaz. 18 olur. Yani 8 gelebilir. Bu durumda A'nın alabileceği değerler toplamı, yani 2 artı 8'den cevabın 10 olduğunu söyleyebiliriz. 6 numaralı sorudayız. 3 basamaklı bu sayımız 11 ile kalansız bölünebilmektedir. A kaçtır diyor soru bana. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralını hatırlayalım. Neydi gençler? Yapacağımız şey şuydu. Birler basamağından başlayarak işaret koydum. Yani artı, eksi, artı, eksi şeklinde işaretler koyuyordum. Yani şu şekilde artı, eksi ve artı. Olsaydı devamında eksi, olsaydı artı, bu şekilde bir durum söz konusuydu. Ne yapıyordum? Artıların toplamından eksilerin toplamını çıkarıyordum. Yani artıların toplamını buluyorum. Yani 2 ile 7'yi topluyorum. Eksilerin toplamını buluyorum ki zaten bir tek A'dan oluşuyor. Bakın burası önemli. Artıların toplamından, yani 2 artı 7 9, eksilerin toplamına düşecektim ve 11'in katı olması gerekiyor 11 ile tam bölünebilmesi için. O halde A'nın yerine ne gelebilir? A bir rakam olduğuna göre 0 gelse olmaz. Yani bütün rakamları tarayacak olursam 9'un gelmesi gerekir. 9 eksi 9 0 ve 0 bütün sayıların katı olduğu için A'nın yerine bir tek 9 gelebilir. O halde A kaçtır diyordu soru bana. Cevap E şıkkıdır diyebilirim. Evet, devam ediyoruz. 7 numaralı sorudayım. Rakamları farklı 5 basamaklı sayısı 18 ile tam bölünebildiğine göre A rakamı kaçtır? Evet. Şimdi sayımız eğer 18'e bölünebiliyorsa 2'ye de bölünebilir, 9'a da bölünebilir. Çünkü 2 çarpı 9 18 değil mi? O halde 2'ye bölünebilirse bu sayımız çift bir sayı olmalı. Yani B'nin yerine gelebilecek rakamlar 0, 2, 4, 6, 8 rakamlar olacaktır. Şimdi de 9 ile bölünebilme kuralını hatırlayacak olursak yine 3 ile bölünebilme kuralında olduğu gibi rakamların toplamına bakacağım. 8 artı 6 artı A artı 2 artı B. Bunları topladığım zaman gençler ne olacaktır? 9'un katı olmalı. Şimdi sayıları toplayalım. 8, 2 daha 10, 16 artı A. Şimdi bu arada gençler, bu arada rakamlar farklıdır diyordu değil mi? Rakamlar farklı. O halde eleyeceklerimiz var. Onları es geçmeyelim. Bir kere 2'yi eleyeceğim. Çünkü burada 2 kullanılmış. 6'yı da eleyeceğim. 8'i de eleyeceğim. Demek ki bir kere A'nın yerine 0 ve 4 gelebilir. Onları düşünmem lazım. A derken B'nin yerine diye düzeltiyorum. O halde iki durumda inceleyelim. Yani B'nin yerine evet 0 gelme durumunu inceleyeceğim. Değil mi? Bir de B'nin yerine 4 gelme durumunu inceleyeceğim. Şimdi bu durumda 16 artı A 9'un katı. O zaman A 2 olabilir. 18 9'un katı malum. Buradan bir kere A'yı 2 bulduk. A'yı 2 bulduk ancak bunu yine eleyeceğim. Çünkü rakamlar farklı diyor. Burada bir 2 kullanılmış. Dolayısıyla buradan 2'yi eliyorum. Şimdi bir başka ihtimalim daha vardı değil mi? Onu düşünüyorum. Hatta silebilirim. Şuradan bir bakalım. Ha, şimdi de 4 olma durumunu inceleyeyim. O halde buraya bir 4 yazayım. Tamam. Topladığımda 20. 20 artı A 9'un katı olacak. Şimdi 9'un katı 27 var. A'nın yerine 7 gelebilir. Dolayısıyla 7 de kullanılmadığı için zaten A rakamı kaçtır diyordu bana. Cevap C şıkkıdır diyebiliriz gençler. Peki devam ediyorum. 8 numaralı sorudayız. 4 basamaklı sayımız 36 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor soru bana. Evet, 36 ile bölünebiliyorsa sayımız o halde 9 çarpı 4'ten 9 çarpı 4 36. Demek ki bu sayımız 4'e ve 9'a da tam bölünüyor demektir. Rakamlar farklı diyor mu? Demiyor. O halde şöyle düşünelim. Şimdi B yerine ne gelsin ki 4'e bölünsün, değil mi? 30'lu bir şey. 30 olmaz, 31 olmaz, 32 olabilir, 4'ün katı. Demek ki B yerine bir 2 gelebilir. Sonrasında 33, 34, 35 olmaz, 36 olur. Yani bu durumda aslında B'nin yerine 2 tane sayı gelebilir, rakam gelebilir. 2 ve 6. Bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Şöyle yazalım en iyisi. 4A 3 2 gelme durumunu burada inceleyeceğiz. Şöyle çiziyorum. 4A 3 ve 6 gelme durumunu burada inceleyelim. Peki rakamların toplamının bu sefer 9'un katı olması gerekiyor. 4 9 ile bölünebilme kuralını inceleyeceğiz şimdi. Bakacağız. Ne olacak? 9 kat. Şöyle bir toplayacak olursak 4 3 7 2 daha 9. 9 artı A. O da işte 9'un katı olsun. Şimdi bu durumda A'nın yerine ne gelebilir? 0 gelebilir, bir de 9 gelebilir. Bunlar rakam olduğu için. O zaman şöyle diyelim. A'nın yerine 0 da gelebilir, 9 da gelebilir diyebilirim. Ha, değerlerin toplamı diyoruz. Ona bakacağız. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Evet, burada da yine 9 ile bölünebilme kuralını düşünecek olursak rakamların toplamına bakıyorum. 4 artı A artı 3 artı 6. O da eşittir 9'un katı olsun. Bu durumda şöyle bir bakalım. 4, 10, 13. 13 değil mi? Yanlış olmasın. Aynen 13 artı A. 9'un katı olsun. A bir rakam. Ne olabilir A? Şöyle bir bakalım. 18 olabilir değil mi? Yani A'nın yerine 5 gelebilir. Başka da gelemez. Bu durumda A'nın yerine gelebilecek 3 tane rakamımız var gençler. Bunların toplamı sorulduğuna göre 9 ile 5'in toplamı 0 etkisiz eleman 14 olacaktır. Bu durumda A şıkkında cevap var. Evet, testimizin son sorusundayız. 9 numaralı sorudayız. 4 basamaklı sayımız 45 ile tam bölünebilen çift sayı olduğuna göre, burası mühim, çift sayı olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi çift sayı ise o zaman B'nin yerine çift rakamlar gelmesi gerekir. 0 2 4 6 8 bunlardan biri gelebilir. Peki çift sayı olduğuna göre A kaçtır? Şimdi şöyle diyelim. Bir de 45'i düşünecek olursak 45, 9 kere 5 45 malum. Aralarında asal olacak şekilde böyle anlatmıştık. O halde 45 ile tam bölünebiliyorsa 9'a ve 5'e de bölünmesi gerekir. Şimdi bir de çift olduğu için bu rakamlar alacağına göre 5 ile bölünebilme kuralında da biliyoruz ki son basamak, yani birler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. 5 olamayacağına göre 0 olması gerekir. Yani B kesinlikle 0 olacaktır gençler. O zaman bizim sayımız 8 A 4 0 olması gerekir. Şimdi de 9 ile bölünebilme kuralını inceleyelim. Çünkü sayımız 9'u da tam bölünüyor. O halde toplayalım bakalım. 8 artı A artı 4 artı 0'ın 9'un katı olması gerekir gençler. Şimdi sayıları toplayalım. 8 4 daha 12. 12 artı A sayısı 9'un katı olsun. Bu durumda A sayısı 6 olabilir. Evet, A sayısı 6 olacaktır. A kaçtır? Cevap D şıkkında var gençler. Evet, burada testimiz bitiyor. Minik testi 9 sorudan oluşuyordu. Devamında da gençler bölünebilme kuralları ve ardından OPEP-BÖKEK ile ilgili bir 9 soru daha çözeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.